evliyanın önderi, müminlerin gözbebeği, eşsiz veli, İmam-ı Rabbani Hazretleri. Birinci Bölüm Bu bölümümüzde zamanların, asırların beklediği ve özlediği, evliyanın bile sığınağı olan bir büyükler büyüğünü, Hindistan'ın Serhend şehrinde metfun bulunan İmam-ı Rabbani Hazretlerini anlatacağız. Ariflerin ışığını Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin kalplerinin sığınağını, bid'atlerle kararan dünyayı, sünnet-i seniyyeyi canlandırarak aydınlık seherlere ulaştıran Allahü Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı silsile yaliye denilen büyük veliler zincirinin eşsiz ve 23. halkası olan Müceddidi Elfi Saniyi anlatacağız. O alemlerin efendisinin Aleyhisselam bin yıl önceden müjdelediği bir büyüktür ki yaratılmışların en üstünü sevgili Peygamberimiz ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun şefaatiyle çok kimseler cennete girer. Buyurmuştur. İşte biz bu işaret edilen müceddidi tasavvufu fıkıh bilgileriyle birleştirdiği için bu manaya gelen sıla müjdesinin biricik muhatabını müminlerin duası evliyanın serdarı olan büyük müçtehit Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerini anlatacağız. Ağlasa yeridir seni görmeyen zaman diye onu göremeyen zamanlara acınan ve yüksek oğlunun her mektubu babamın bir büyük deryadır ki sonu görünmez onun buyurduğu evliyanın feyzine kavuşmak için okuduğu ve Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden sonra en kıymetli eserdir diye söz birliğiyle methettiği eşsiz kitap Mektubat-ı Şerif'in müellifiyle bereketlendireceğiz gönlümüzü. Her bir evliya yükselmek için bir vesileye muhtaçken istimdada mecburken vasıtaya ihtiyaç duymadan direkt nübüvvet kaynağından feyz alabilen bir büyün büyüklüğünü hangi kelime ifade edebilir? Varislerinden biri ona yazdığı şiirde ona olan muhabbetini şöyle getirir dile. Aşkın bağında açan güllere bülbül olan, İslam'ın hasret ile beklediği kahraman, maşukunun aşkından yanıp yanıp kül olan, ağlasa yeri vardır seni görmeyen zaman. Seneler 1563'ü gösterirken nice kuşakların hasretiyle gözünü yumup terki dünya ettiği işaret edilen ikinci binin yenileyicisi güneşin sönük kaldığı güzellikteki nurların sahibi Hindistan'ın Serhent şehrinde evliya bir babanın ve haya timsali saliha bir annenin oğlu olarak gelir dünyaya bütün peygamberlerin geleceğini müjdelediği sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellemin, bin yıl önceden müjdelediği bebeceğin ismi de müjdecisi sallallahu aleyhi ve sellem gibi Ahmet olur. Artık bid'at zulmetinin zalim perdeleri en karanlık yerlerinden yırtılmaya başlamıştır bile. Onun feyzi, daha küçükken yanına gelen ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolunun büyüklerinden birinin müjdesiyle sabittir ki, değil anne babasının, bütün alemlerin göz bebeği olacak olan Ahmedi pek bir hastayken ziyaret eden bu evliya şöyle buyurur. Merak etmeyin, bu çocuk iyileşecek ve öyle eşsiz bir evliya olacak ki, dedikten sonra sarılır ona ve dayanamaz, henüz çocuk olan Ahmet'in ellerinden hürmetle öper. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz, kıyamete kadar gelecek mü'minlerin vesile olduğu feyz ve onun sebebiyle kavuşulan nimetlerden dolayı, şükre ve duaya mecbur olduğu Müceddidi Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Müminun suresi 54. ayetinde mealen her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır. Hiç şüphe yok ki ehli sünnet ve cemaat fırkası Rasulullahın ve eshabının yolunda giden fırkadır. Bir farzı vaktinde yapmak bin sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır. Allahü Teala dünyayı ahiretin tarlası yaptı. Tohumunun hepsini yiyen ve toprak gibi olan yaratılışındaki elverişli haline ekemeyen ve bir taneden yedi yüz tane yapmayı elden kaçırana yazıklar olsun.'' İmam-ı Rabbani Hazretleri 2. Bölüm Ariflerin kutbu, hakikat sahiplerinin rehberi, ikinci bin yılın yenileyicisi, silsile-i aliye denilen büyük evliyalar zincirinin eşsiz halkasını, Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerine anlatmaya devam ediyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kuddisesi Ruh, İlk tahsiline babasından ders alarak başlar. Kısa sürede Arapça öğrenmenin yanında küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberler. O yaşta bir Kur'an-ı Kerim okuması vardır ki mest eder dinleyenleri. Kalplerde bıraktığı tesirin büyüklüğü alışılmışın dışında onun istikbalinden haber veren müjdecilerdendir. Daha sonra Zamanın birçok meşhur aliminden ders alan ve bütün hocalarının hayran gözlerle baktığı Ahmet Faruk inanılması güç bir yaşta sadece 17 yaşındayken bütün ilimleri bitirir ve icazet alır. Fakat onun gönlü hep silsile-i aliye adı verilen Hazreti Ebubekir'den gelen Nakşibendiye yolunda ve o yolun büyüklerinin nübüvvet nispetindedir. Gönlünü yakan bu kavuşma arzusu sabahlara kadar uyutmaz onu. Hep o büyüklerin kitaplarıyla hem hal olur. Babasının vefatından bir yıl sonrasıdır. Ahmet Faruk sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmak ve hac yapmak üzere Mübarek topraklara doğru yola çıkar. Delhi şehrine varınca orada tanıdıklarından Hasan Keşmiri ile görüşür. Hasan Keşmiri Hazretleri bu aziz dostunun yıllardır hasretiyle yandığı Nakşibendiye büyüklerinin zamanındaki zirvesi olan büyüğün adresini verir. Bu büyük İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kendisinin talebesi olacağı hocası tarafından daha önce kendisine müjdelenen Muhammed Baki Billah Hazretleridir. Allahü Teala'nın hesaba gelmez nimetler ihsan etmesine vesile olacak olan saadet kapısında bekler Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri ve bekleyenle beklenen arasında rikkat sahibi kalpleri eriten aşıkları yakan Öylesine bir karşılaşma olur ki böylesi vuslat görülmemiştir. Yarın hayatını anlatmaya devam edeceğimiz velilerin baş tacı, ilim ve marifet deryası İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Helali haramı, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nelere inanılacağını her türedi yalancı kimseye sormamalıdır. Kendi aklı, görüşüyle, düşüncesiyle konuşan kimse din adamı değil, din iman hırsızıdır. Müslümanların imanlarını çalar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, bilen ve bildiren doğru Müslümanları, Allah adamlarını aramalı, bulmalı, dini, imanı helali ve haramı bunlara sormalı, bunların sözlerinden ve yazılarından öğrenmelidir. Kurtuluş yolu budur. Aklı olan bir kimse, dünyanın birkaç yıllık hayatını fırsat bilir, nimet bilir. Bu kısa zamanda, dünyanın çabuk tükenen ve hepsinin sonu sıkıntı ve azab olan geçici zevklerine, tadına aldanmaz bunlarla vakti kaçırmaz İmam-ı Rabbani Hazretleri 3. bölüm Hocası Muhammed Baki Billah Hazretleri ile tanıştıktan sonra misline pek az rastlanan bir edebin ve muhabbetin ve bu muhabbetin hakikati olan muazzam teslimiyetin hayran bırakan bir zekanın ve istidadın ve en önemlisi bin yılda bir gelen bir müceddit olacak olmanın dile gelmez vasıflarıyla Allahü Teala'nın ihsanı olarak donanmış olması İmam-ı Rabbani Hazretlerinin emsali görülmemiş bir şekilde yükselmesine vesile olur. O hocasından öylesine istifade eder ki sadece birkaç ay sonra icazet yani diploma alır. Tekrar Serhende gitmesi emredilir. Muhammed Baki Billah Hazretleri bu talebesinin bu ümmette benzeri çok az görülen yüksekliğini şu sözlerle ifade eder. O yani İmam-ı Rabbani her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım. İmam-ı Rabbani Hazretleri Serhende kalpleri nice hikmet deryalarının derinliklerindeki hikmet incilerine kavuşturan sohbetler yaparak, talebeler yetiştirerek milyonları irşad eder. Her zaman kulluğun her manada en güzel onda göründüğünü zikrettiği Efendimiz aleyhisselama, hayatının her anını tabi olarak geçiren İmam-ı Rabbani Hazretleri, ahlakta da sevgililer sevgilisinin izindedir elbette. Ara sıra, yüksek edebinin gerektirdiği şekilde, hocasının ziyaretine gider büyük veli. Sebebi nimeti olan hocasına yazdığı mektupların başında, tevazuunun büyüklüğünü işaret ettiği, kapınız hizmetkarlarının en aşağısı olan Ahmet ifadesi, tarifsiz yüksekliğin büyük habercisidir kendisini hocasıyla tanıştıran Hasan Keşmiri'ye yazdığı 279. mektupta ise vefanın ve vesileye teşekkür zaruretinin onda zirve olduğunu şu sözlerle gösterir. Nimete kavuşmaklığıma vesile olduğunuz için size ne kadar şükretsem azdır. O ihsanınızın karşılığını ödeyemediğimi biliyorum. İmamı Rambani Hazretlerinin ehli sünnet itikadı konusunda hiçbir taviz vermemesi ve tarihte görülmemiş bir şekilde bid'atleri temizlemesi bazı sapıkları çok rahatsız eder. Delillerle bu mezhepsizlerin mesnetsiz iddialarını çürütmesi sonucu bu bozuk ruhlu kimseler ona adeta savaş ilan ederler. Zamanın sultanı Selim Cihangir Han'ın veziri, başmüftüsü ve etrafındakiler azılı birer ehli sünnet ve eshab-ı kiram düşmanıdırlar. Bunlar büyük bir fitne kazanı kaynatır ve İmam-ı Rabbani Hazretlerini sultana kötülerler. Sultan öldürmek üzere karar verdiği büyük imamı huzuruna çağırır. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ona verdiği ve delillerle ispat ettiği muazzam hakikatler karşısında sultan ondan özür diler ve serbest bırakır. Sultan ikna olmuş fakat sapık itikattaki fitneciler pes etmemiştir. Bu defa İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinin çokluğundan söz edip isyan etmeleri durumunda saltanatın tehlikeye düşeceği konusunda sultanı ikna ederler ve maalesef sultan Rasulullah'ın müjdesi büyük olan imamı Gvalyar kalesine hapsetme bedbahtlığına düşer. Takdiri ilahiye teslimiyetin en büyük numunelerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hapisteki eşsiz sohbetleriyle binlerce kafir iman eder. Hatta bunlardan kimi de büyük manevi derecelere kavuşur. İslam alimlerinin evliyanın gözbebeği, müminlerin baş tacı üç yıl sonunda kaldığı hapishaneden Allahü Teala'nın bu sıkıntılardan dolayı ihsan ettiği dile gelmez yüksek manevi nimetler ve makamlar kazanarak serbest kalırlar. O büyük velinin yaşadığı Çetin imtihanlardan biri de şöyledir ki sekiz oğlundan üçü aynı gün veba salgını dolayısıyla vefat ederken o Allahü Teala'nın takdirine rızanın en güzel örneğini verir. Vefat eden evlatlarından birisi Vilayeti Hassa adı verilen yüksek evliyalık makamına kavuşan Muhammed Sadık Hazretlerinden başkası değildir. Her bir sözüyle kalplerdeki tortulaşmış pasları atıp yerine marifetullahı yerleştiren ve böylece sonsuz saadete kavuşturan evliyalıktaki üstünlüğü tasavvuftaki derinliği her türlü idrakin üzerinde olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. İnsanın başına bela gelmesine sebep, kendi kendine, nefsine düşkün olmasıdır. Kendi kendisinden kurtulursa, Allahü Teala'dan başka şeylere düşkün olmaktan kurtulur. Puta tapanlar, kendilerine tapmaktadırlar. Câsiye suresinin 22. ayetinde mealen, kendi nefsine tapanları gördün mü? buyuruldu. Sonsuz kurtuluşa kavuşmak için üç şey muhakkak lazımdır. İlim, amel, ihlas. İmam-ı Rabbani Hazretleri Dördüncü Bölüm nübüvvet yolundan yetişen bin yılda bir gelen ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hadisi şerifinde met edilen alimlerin en büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. O öyle bir büyüktür ki Müslümanların zayıf düştüğü, sapıklıkların, felsefecilerin bozuk fikirlerinin yayıldığı bir zamanda dini İslam'ı bid'atlerden temizlemiş ve Resulullah'ın nuruyla aydınlatmıştır dünyayı. Dünyanın dört bir yanından bu manevi merkeze gelenler bir yana rüyada bile kendisini görüp hakikat yoluna kavuşanlar dahil nice milyonlarla insanın sebebi saadetidir İmam-ı Hazretleri. O emsalsiz sohbetleriyle cihanı aydınlatan bir güneştir. O kıyamete kadar Resulullah'a ve onun yoluna kavuşturan eşsiz bir kılavuz gönüllerin sultanıdır. Allahü Teala'ya kavuşturan bütün yollarda mürşid-i kamil olan İmam-ı Rabbani Hazretleri altı binden fazla keramet göstermiştir ki biri şöyledir. Bir gün Ecmir denilen yerde bin yılda bir gelen bu büyük velinin emsale az görülen huşu ve hudu üzere kıldırdığı teravih namazı kılınmaktadır. Mescidin bir duvarı pek sağlam olmadığı için yıkıldı yıkılacak bir haldedir. Cemaatin bu tereddüdünü gönül gözleriyle gören büyük veli, onlara şöyle buyurur. Hiç endişe etmeyiniz. Biz fakirler burada kaldığımız müddetçe, bu duvar bize riayet edecek ve yıkılmayacaktır. Nihayet, cemaat bitip de, İmam-ı Rabbani Hazretleri ayrılır oradan. Özellikle orada olacakları gözlemlemek için Haşimi Keşmi Hazretleri adlı bir talebesi bekler. Ve duvar Müceddi de Elfisani Hazretleri oradan ayrılınca büyük bir gürültüyle çöker ki bu apaçık bir kerametten başka bir şey değildir. Peygamberlikten başka bir insanın kavuşabileceği bütün manevi makamlara en kamil şekilde kavuşan evliyalar önderi İmam Rabbani Hazretleri buyurdular ki Gençlik zamanının kıymetini biliniz. Bunu oyun ile faydasız şeylerle geçirmeyiniz. Ceviz ve kozalak gibi faydasız şeylerle gençliğini tüketenler sonunda pişman olurlar ah ederler. Fakat böyle yapmakla ellerine bir şey geçmez. Dünya işleri üzülmeye değmez. Bu dünyada olan her şey geçecek, yok olacaktır. Allahü Teala'nın razı olduğu şeylerin arkasında koşmak lazımdır. Hepimiz kuluz, sahibimizin emrindeyiz. Başıboş değiliz her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağı gören akıl sahibi olalım. Yoksa kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri 5. Bölüm Rasulullah'a ve onun yoluna kavuşturan eşsiz bir kılavuz, kalplerin güneşi, gönüllerin tabibi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Allahü Teala'nın bu büyük evliyasının en büyük kerameti Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yolda Resulullah'a onun sünnet-i seniyyesine tabiyette istikamet üzere olmasıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususu şöyle özetlemektedir ki, bu muazzam bir ifadedir. Bizim yolumuzun esası, bid'atleri ilga, yani yok etmek ve sünnet-i seniyyeye tam tabiyettir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yazdığı ve ilim, marifet ve sırlar hazinesi olan eşsiz eser Mektubat-ı Şerif'i anlatmadan önce bir büyük evliyanın bu eserle ve bu eseri çok okuyanların kavuşacağı nimetlerle ilgili yazmış olduğu aşağıdaki satırlar pek büyük bir manevi hazinenin haritası gibidir. Öyle kitaptır ki o misli İslamiyette ne mazide yazılmış ne yazılır atide. Kur'an'dan hadislerden sonra gelir bu kitap. Herkese var içinde kendine göre hitap. Bir kalp ki bu manayla meşgul olur her zaman elbet imdada gelir bir gün bunları yazan. Silsile-i Aliye adı verilen büyük evliyalar zincirinin en büyük halkalarından ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masum Hazretleri mektubat eseri hakkında babamın her bir mektubu bir büyük deryadır ki sonu görünmez onun diye buyurmuştur. Yine silsile yaliye evliyalarından olan Abdullah Dehrevi Hazretlerinin evliyalık ve nübüvvet yollarının kemalatını ve inceliklerini bildirmekte bir eşi daha yoktur diye ifade ettiği Mektubat-ı Şerif kitabı bütün silsile yaliye büyüklerinin her gün okuttuğu eşsiz bir eser ve içindeki manevi hazinelerden haberler verdiği evliyanın sohbetlerinin feyz menbaı kaynak kitabı ola gelmiştir. Kıyamete kadar İlahi nurların yayıldığı, muhabbetle okunduğunda büyük velinin feyizlerine kavuşulması saadetine vesile olan ve üç ciltten oluşan Mektubat-ı Şerif kitabı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin idraklerin dışında olan büyüklüğünün en büyük habercilerindendir. Mektubat-ı Şerif eseri, devlet başkanlarına, valilere, evliyalara, İslam alimlerine, talebelerine gönderdiği mektuplardan derlenen ve içinde ancak büyük evliyanın anlayabileceği manevi makamlardan, hallerden ve sırlardan söz etmesinin yanında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayetin insanı iki cihanda saadete kavuşturacağı Rasulullah'ın güzel ahlakı, Dünyanın geçici olduğu, nefsin ve ruhun ne olduğu, Eshab-ı Kiram'ın hepsini sevmek gerektiği, Ehli Sünnet itikadı dışındaki bütün yolların dalalet ve felaket olduğu, Evliyaullah'a muhabbetin şart olduğu, bid'at ehlinden uzak durmak gerektiği, sünneti ihya etmenin bu yolun esası olduğu, evliyanın sohbetinin ve kitaplarını okumanın en büyük bir hazine olduğu, Allah için sevip, Allah için buğz etmenin, imanın esaslarından olduğu, İslamiyete mal ve canla hizmet etmek gerektiği, evliyanın keşflerinin İslamiyete uyması ölçüsünde isabetli ve doğru olduğu, ibadetlerin hakikatini ve nasıl kamil bir şekilde yapılacağını delilleriyle açıklayan bir eserdir. Ayrıca evliyanın sözünde rabbani tesir vardır. Düsturunun şaşmaz ölçüsüyle Allahü Teala'nın ve Resulünün ve eshabının ve evliyasının muhabbetini kalplere nakşeden kıymeti ölçülemeyecek değerde bir eşsiz eserdir. Mektubat-ı Şerif kitabı bu eserle ilgili gönüller tabibi, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı ve silsile-i aliye evliyalarının 35. halkası olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki: Kur'an-ı Kerim'den ve hadis kitaplarından sonra İslam kitaplarının en üstünü İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatıdır. İslam aleminde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Yüz binlerle evliyanın Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi olduğunu haber verdiği ve sıla künyesiyle de bilinen İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Vakit çok kıymetlidir kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Cennet ile cehennemden başka ebedi bir yer yoktur. Cennete girmek için doğru bir iman ve dinin emirlerine uymak lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri 6. Bölüm Büyük velilerin bile sığınağı olan İmam-ı Rabbani Hazretlerine Kuddise ruh. Allahü Teala'nın vermiş olduğu kerametlerden biri de bir anda, çok uzak mesafeleri kat etmek şeklindedir ki, bir seveninin imdadına yetişmesi şöyle olmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir gün talebelerinden birine, başka bir şehirde olan kardeşine iletmesi için bir mektup verir. İki bin yılının müceddedi büyük veli, bu talebesine şöyle nasihatte bulunur. Ey oğlum! Yola çıkarken Kureyş suresini muhakkak oku ki, tehlikelerden muhafaza olunasın. Eğer yolculuk sırasında çok zor bir duruma düşersen, bizi hatırla, bizi çağır imdada. Talebe baş üstüne deyip vedalaşır ve ayrılır şehirden. Varılacak menzil, surunç denilen belde, emanet, azizler azizi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubudur. Talebe çıkar yola bir kafileyle. Bir zaman sonra Surunç denilen mevkiye birkaç saatlik bir mesafe kalmıştır. Fakat bu mesafe kızgın bir çöl, meşakkatli bir yolculuk demektir. Yorulan kafile biraz dinlenmek üzere bir mola verir. Talebe yanındaki kafileden abdest tazelemek üzere ayrılır tenha bir yere gider. Abdestini tazeledikten sonra iki rekat namaz kılmak üzere kıbleye yönelir. O sırada hiç beklemediği ve hakikaten korkutucu bir durumla karşılaşır. Çünkü o talebe sığınacak hiçbir yer olmayan, kendisini müdafaa edecek hiçbir şey bulunmayan kızgın çölün ortasında bir arslanla göz gözedir şimdi ve zahiren yapılacak bir şey kalmamıştır. Aslında kendisini bu arslandan korumak için bir şahsi müdafaa imkanı kalmamış, fakat hakikatte müdafaanın ve bu tehlikeli durumun üstesinden gelebilecek her şeye sahiptir o talebe. Arslan kendisine yaklaşmaktayken, hocasının eğer sıkıntılı bir durumla karşılaşırsan bizi hatırla, yardım iste.'' Emirleri gelir aklına. İmanı, itikadı ve hocasına olan inancı tam olan bu talebe, "Ey hocam, ne olur yardımıma gelin ve beni bu aslanın pençeleri arasında helak olmaktan kurtarın." diye imdad ister. Talebe daha sözlerini bitirmemiştir ki İmam-ı Rabbani Hazretleri birden görünür ve mübarek eliyle aslana buradan git diye işaret eder. Arslan bir munis dosta dönüşür ve eğer başını hemen akabinde edepli adımlarla terk eder orayı. Talebe arkadaşları uzaktan şahit oldukları bu keramet karşısında hemen onun yanına gelir ve bir anda görünen ve büyük olduğu her halinden belli olan o şahıs kimdi diye sorarlar talebe bu zatın hocası olduğunu söyleyince arkadaşları da İmam Rabbani Hazretlerinin aşıklarından olur ve yelken açarlar nice yüksek manevi makamlara. Bir başka kerameti yine şöyledir büyük velinin. İmam Rabbani Hazretlerinin Allahü Teala'nın ihsanı olarak belalardan korunmak için bütün müminlere tavsiye ettiği duanın meşhur olduğu menkıbesi şöyledir. Velilerin baş tacı, talebeleriyle bir yolculuğa çıkarlar. Bir süre yol aldıktan sonra, bir kervansarayda gecelemek üzere orada konaklarlar. Müceddidi Elfisani Hazretleri, dinlenmeye çekilmekte olan talebelerine aniden şu uyarıyı yapar. Bugün buraya bir bela geleceğini, ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Herkes muhakkak şu okuyacağım duayı tekrar tekrar okusun. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma asmihi şeyun fil ardi ve la fis sema'i ve huves semiul alim. Ve euzubikelimatil lahi tammeti min şerr ma halak bu duayı okumayı unutmayınız ki her kim bu duayı okursa Allahü Teala'nın yardımı ile kendisi ve malı korunmuş olur. Emir yüzyılların beklediği büyük evliyadandır. O zaman muhakkak vuku bulacak olan bu felakete tedbir almak vaktidir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin uyarısının üzerinden iki saat geçmiştir ki, Kervansaray'ın bir yerinden dumanlar yükselmeye başlamıştır bile. Alevler olabildiğine hırçın, tedbirler ve çabalar yangını söndürmeye yetmemektedir. Birçok kimsenin malı yanmış, sermayesi elden çıkmıştır. Ne var ki alevler İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebelerinden hiçbirinin eşyasına Allahü Teala'nın izni ve yardımıyla dokunmamış bir zarar vermemiştir. Sadece büyük veliinin Abdülmü'min ismindeki talebesi müstesna. İyi de bu nasıl olabilmiştir? İmam-ı Rabbani Hazretleri bu talebesinin yanına yaklaşır ve "Ey Abdülmü'min, hiç kimse sana okunmasını istediğim duadan söz etmedi mi?" buyurur. Evet. Takdiri ilahi arkadaşları bu talebeye İmam-ı Rabbani Hazretlerinin emrettiği duayı söylemeyi unutmuşlardır. Bin yılda bir gelen büyük evliyadan olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Salih ameller İslam'ın beş şartıdır. Salih amelleri yapmadan kalp selamette olmaz. Annenin yavrusuna faydası olmadığı, annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri 7. Bölüm evliyanın baş tacı İmam Rabbani Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bin yılın beklenen, özlenen ve müjdelenen büyüğünün İmam Rabbani Hazretlerinin dile gelmez sohbetleriyle dünyanın dört bir yanından insanların akınına uğrar Serhen şehri. Kapısına gelen binler milyonlara döner dağılır coğrafyalara hidayet. Resulullah'ın yolu olan ehli sünnet itikadı. Marifet, edep, ilim ışık salar, nur saçar yüzyıllara ta kıyamete dek. Ne var ki bu bitmesi istenmeyen muazzam bahar hazan mevsimine yüz tutmaya başlamıştır. İmam-ı Hazretlerinin vefatından altı ay öncesidir. Evliyalar önderi büyük veli, bir berat gecesini ihya etmiştir. Vakit gece yarısı olunca, hanımı büyük veliye, bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahü Teala kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak diye kaydetti der. İmam Rabbani Hazretleri pek mahsun bir şekilde şöyle karşılık verir. Muhakkak dediğin gibidir. Peki ya isminin dünyada yaşayacaklar sahifesinden silindiğini görenin hali nice olur? Dedikten sonra hikmetler deryası kalbinden öyle bir ah çeker ki anlatılmaz. Büyük velinin bu ah çekmesi ve bu sözü kalplere gelmesi bile büyük üzünlere sebep olan firak vaktinin yaklaştığının ilk işaretlerinden biridir sadece. Ayrılık ateşinin gönülleri dağlama zamanı yaklaşmıştır. Başta oğlu ve mutlak vekil olarak bıraktığı büyük evliya Mehmet Masum Hazretleri olmak üzere oğullarından bir diğeri olan ve yüksek evliyalık makamları sahibi Mehmet Sayit Faruki Hazretlerini ailesini talebelerini ve bütün dünyadaki müminleri büyük hüzünlere sevk ederek yıllar önce işaret ettiği ve her haliyle tam tabi olduğu canlar canı Resulullah Efendimizin vefat ettiği yaşta 63 yaşında 1624 Hicri 1034 yılında vefat eder büyük veli. Bir ömür boyunca her hücresiyle aşkıyla yandığı Cenabı Hakk'a ve Resulullah'a kavuşur. Vefatından defnine kadar harikulade haller yaşanır ve Hindistan Serhent'teki hane-i Sa'detlerinin yanına defnedilir. Daha sonra Afganistan Sultanı Şahı Zaman buraya pek muhteşem bir sanat eseri olan türbeyi yaptırır. Büyük oğlu Muhammed Sadık ve Muhammed Said ile aynı türbede metfun bulunan İmam-ı Rabbani Hazretlerini yüz dünyanın dört bir yanından gelen müminler ziyaret etmekte, bereketlenmektedirler. Pek çok kıymetli eser bırakan İmam Rabbani Hazretlerinin geniş bir şekilde anlattığımız eşsiz eser Mektubat-ı Şerif'ten başka Eshab-ı Kiram düşmanlığı yapanların fikirlerini delilleriyle çürüttüğü Reddi Rebâfıt kitabı ayrıca peygamberliğin hak olduğu ve peygamberliğin ne olduğu hususunu anlattığı İsbâtün Nübüvve kitabı eserlerinin en önemlilerindendir. Bu iki kitapta Türkçe basılan Hak Sözün Vesikaları adlı kitabın içinde yer almaktadırlar. Her yüzyılda gelen binlerce evliyanın sığındığı, etmeyi, büyüklüğünü zikretmeyi büyük bereket bildiği İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında hocası Muhammed Baki Billah Hazretleri şüphesiz ki onun güneş gibi olan nuru bizim gibi binlerce yıldızı örtmektedir. Buyurmakta ve bu yüksek talebesinin sohbetini dinlemeyi büyük kazanç bilmektedir. Yine silsile yaliye evliyalarının büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri İslam memleketleri Hazreti İmamı Rabbani'nin feyz ve nurlarıyla doldu. Bütün müminlerin İmamı Rabbani Hazretlerinin bu hizmetlerine şükür ve hamd etmesi vacip oldu buyurarak İmam-ı Rabbani Hazretlerinin müminler üzerindeki hakkını dile getirmektedir. Silsile-i Aliye'nin 29. halkası olan Marifet İlim Deryası Mevlana Halit Mağdadi Hazretleri ise İmam-ı Rabbani Hazretlerini vesile edip onun hatırı için yalvarırken Cenabı Hakk'a ifadeleri muazzam tespitleri akıllar ötesidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri başta mektubat-ı şerif olmak üzere gerek kitapları ve gerekse her devirde yaşayan vekilleriyle nuru gitgide artan ve ışıklarıyla insanları ebedi saadet'e kıyamete kadar kavuşturmaya devam edecek olan eşsiz bir güneştir. Yeter ki kalpler ihlas ve muhabbetle ona yönelsin. Ona sığınanların ondan gelen feyizlere, kıymeti ölçülemeyecek nimetlere kavuşacak olmasının müjdesini sevdiklerinden birine yazdığı mektupta şöyle dile getirir İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu fakire yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz size müjdeler olsun. Kazanarak geri dönersiniz. Kerimlerin yani cömert ve ikram sahibi olan büyüklerin kapısı çalınınca açılır. Müceddidi Elfisani İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala dünyayı sevmez, ona kıymet vermez dünyanın malına, mevkiine düşkün olanların, bunlara kavuşmak için uğraşıp da, ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız. Nasihatlerin başı şudur ki, İslamiyetin sahibine, Aleyhisselatu ve selamu ve tehiye uymak lazımdır. Rasulullah'a uymayanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Birincisi Allahü Teala'nın emirlerine kıymet vermek, uymak, saygı göstermektir. İkincisi Allahü Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir.